Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 23 Mayıs Cumartesi. Size Kütahya'nın Altıntaş Köyü'nden sesleniyorum. Ben Ramazan. Çelik Çiftliği'nde Bir Gün Geçirmek adlı videoya saat 7.30 itibariyle başlıyoruz. Güne inekleri sağarak başlıyoruz. İçeride sağım işlemi devam ediyor. Ve o geliyor, Ahmet Çelik geliyor 2 metre boyuyla. Bu benim amcaoğlum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağım işlemine başlamış bile. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Günaydınlar. Ne yapıyorsunuz? Kamera nasıl çekiyor? Vallahi çok şıkar. Murat Övüç'ün harika performansından etkilenip ben de bugün Murat Övüç gibi uyandım. Dalga 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 dalgalanıyorum. Denizin içinde evler, denizden evler, al gel tadı. Buzağlarımızı emzirmeye geldim. Buzağlarımızı biberonla emziriyoruz çünkü annelerin emdiğinde sütü fazla kaçırıp ishal edebiliyoruz. Evet arkadaşlar, kardeşler, saat 8 oldu. Sağım işini Ali dayımdan emmioğlum Ahmet'e bırakıp danaları sulamaya geldim. Biraz kendim hakkında bilgi vermek istiyorum size. Ben 24 yaşındayım, ismim Ramazan. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden bu sene mezun oldum. Burada ailemin yanında hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşıyorum. Güzel bir güne, güzel bir YouTube hayatına bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Şimdi biraz çiftlikle ilgili bilgi vereceğim size. Hayvancılık hayatına yaklaşık 1995 yılında amcamın girişimleriyle başladık. 2010 yılına kadar Holstein ineklerimiz vardı. 2010 yılından sonra simmental cinsine döndük. Sütte tabii ki. Yaklaşık bir 5 yıldır da Angus cinsi et ırkı olan dana beslemekteyiz. Biliyorsunuz ki Afyon, Karahisar ve Türkiye genelinde biz Afyon'a kestirdiğimiz için danalarımızı o şekilde söyledim. Et yaklaşık 40 lira. Bu da dana bakmayı epey cazip bir hale getiriyor. Dalga 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 dalgalanıyor. Dalga 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 dalgalanıyor. Dalgalanıyor. Hadi kalk gari, sabah oldu. Kalk bakalım hadi. Hiç umurunda değil arkadaşım. Danalarımız tatlı tatlı suyunu içerken size bilgi vermeye devam edeyim. Çiftliğimiz öyle Avrupa Birliği standartlarında 5 yıldızlı otel gibi kaliteli bir yer değil. Ama içerisinde mutlu ineklerin, mutlu insanların yaşadığı, hoş, küçük, sakin bir köy çiftliği arkadaşlar. Sakin dedim ya, nazar değdi. Bu arada hayvanlarımıza da bir, yani ayıptır söylemesi, bir maşallah derseniz veya yorumlarda da maşallah yazmayı unutmazsanız, kanala abone olup yorum atmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar falan diye de böyle geyik yapayım. Evet, çiftliğimizin kapasitesi 200 hayvan falandır. Kapasitesi demeyeyim, yanlış söyledim. Çiftliğimizde mevcut bulunan hayvan sayımız yaklaşık 200-250 arasındadır. O yüzden bu küçük dedemden kalan damları da kullanmaya devam ediyoruz. Çiftliğimizin yönetimini amcam ve babam birlikte yapmaktalar. Biz de amcaoğlumla birlikte çalışıyoruz. Bu kanalı da amcaoğlumla birlikte kurduk. Bugün gimbal yok, GoPro yok, mikrofon yok, hiçbir şey yok. Telefonumla başladım. O yüzden genellikle benim sesimi duyuyorsunuz, beni görüyorsunuz. Ama elbet videoya o da dahil olacak. Kanalda onun da bir sürü videosu olacak. Beklemede kalın. Delirme. Ali dayımız, Ali abimiz, iş arkadaşımız, işçimiz, her şeyimiz, canımız, ciğerimiz, ne derseniz deyin. Teşekkür ederiz. Nasılsın Ali dayıcım? İyiyim, çok şükür. Allah iyilik versin, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu şekilde çiftliğimizde çalışan, dolaşan, gezen, gelen, giden herkesi tanıyacaksınız. Teker teker herkesi tanıtacağım size. Ama o var ki o
çiftliğin başrol oyuncusu bu işte. Adamdır adam. İşte geliyor özel harekat, işte geliyor. Ne yaptın? İyi yaptın. Mezun olduğun lisenin genç şofmanı mı? Göster bakalım. Ay be. Saat 9 oldu. Hayvanlarımızı suladık. Yemlerini döktük. Altlarını temizledik. Bu sabahlık burada işimiz bitti. Gördüğünüz gibi tatlı tatlı yemlerini yiyorlar. Birazdan yatağa dinlenirler. Biz de gidelim yatağım dinlenem. Bak bak Emre, bir poz ver. Le şuna tatlılığına bak ya. Sabote ediyor bu şerefsiz de. İlle diyor ben çıkacağım. Hadi bakalım seni de çekin. Görüşürüz. Emme oğlumun üzerinden ekipman tanıtımı yapayım size. Görüyorum YouTuber'lar, oraya buraya gidenler, Kolombiya ayakkabılarını, The North Face'leri falan tanıtıyorlar. Emme oğlumun şapkadan başlarsak, Fito mısır tohumu eşantiyon şapkası. Üstünde gördüğünüz gibi Kütahya Lisesi eşofmanı. Altında yine aynı eşofmanın altı. Ayağında da Arısan, şöyle ışığı alalım. Arısan lastik Yemeni. Bu şekilde. Çalışma ekipmanımız bu şekilde. Tabii ki beni sorarsanız ben de farklı değilim. Yine sponsorluk almadık, yanlış anlaşılmasın. Arısan. Üzerimde yeleğim Tümosan. Şapkama da bakacak olursak Tataroğlu. Petrol netlemede. Heh, petrol, tarım ve gıda ürünleri. Arkadaşlar, abala, abela kardeşler, tekrardan merhaba. Sabah başlamış olduğumuz videoya şimdi devam ediyoruz. Saat 15. Çelik çiftliğinde bir gün geçirmek adlı videoya. Hayvanlara yem vererek devam ediyoruz. Biraz yemin içeriğinden bahsedecek olursak, Fimax 3 metreküp yem karıştırıcı makinenin içine biraz yonca, biraz ezme, biraz yem, biraz kendi yapmış olduğumuz silaj, biraz saman atıp bu şekilde buradan çuvala doldurup hayvanlarımızın önüne veriyoruz. Sabah çektiğim videoyu acemilik dik çekmişim. O da birazdan da izleyeceğiniz zaten. Öyle incecik şerit şeklinde başladı. Ama böyle yataya geçince daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Gördüğünüz üzere, aleykümselam. Gördüğünüz üzere Mayıs ayının ortasında, Mayıs ayının sonunda olmamıza rağmen hala berelerimiz, montlarımız üzerinde. Hava çok soğuk. Çok soğuk hava. Ali dayım, bakıyorum da sokağa çıkma yasağını çiğnemişsin. Hı? Ama önlem alıp maskeni takmışsın. Kapıyı mı kapatacağız? Evet. Ha. Kapansın kapılar Ali dayım. Tamam, dur. Ne oldu? Tamam, arkandan çıkarttırdı diyorum, fer gelecek diye. İşte gelsin, boş ver. Danalardan, ineklerden falan çok bahsettik. Biz bir yandan kurbanlık işi de yapıyoruz. Şöyle ufak bir gezinti yapalım kurbanlık ineklerimizin yanında. Şu sıra Şarole. Bilmiyorum, bileniniz vardır elbet. Charolais Fransız ırkı. Et cinsi bir ırk. Bu tarafta da yerli ırk, doğu malı, amcamın hakidik inek diye tabir ettiği cinslerimiz var. Kendileri tohum reformuna çok uğramamış, doğallığını korumuş, doğal beslenen yerli ve milli cinsimiz. Yerli ve milli ırkımız. Bu şekilde kurbanlıklarımız besleniyor, yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor. Altlarını da tertemiz etmiş arkadaş, bakın. Tertemiz.
şehirlerde insanların sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlere tıklım tıkışık kaldığı bugünlerde görüyorsunuz biz özgür özgür elimizi kolumuzu sallaya sallaya geziyoruz. Niçin? Tabii ki üretim için. Tabii ki size süt, et, yağ, peynir, yoğurt üretebilmek için. Danamız da bize katıldı. Size şimdi damızlık danamızı göstereceğim. Bunun bir adı var mı? Adı yok. Kurbanlıklarımıza, danalarımıza baktık. Sulağını, yemlerini verdik. Yerlerini hazırladık geldik. Şimdi çayıra, sığıra giden... Ne olmuş orada? Buzağa yatıyor da ona bak. Çayıra, sığıra giden inekleri karşılamaya çıkacağız. Burada da tatlı bir oğlan var. Bir bakın şuna ya. Şuna bir bak, şuna bir bak. Vay! Saat 5.30 oldu. Hayvanlarımız çobandan, sığırdan, çayırdan gelecekler. Renault'umuza binip hayvanları karşılamaya gidiyoruz. Bu arada ilk defa görmüş olduğunuz arkadaşımız İsmail yeğenimiz. Ağzının kenarında ne var? Buçuk var. Buçuk mu çıktı? Kıyamam. İsmail biraz kendini tanıtmak ister misin? Abi. İstemez misin? Tamam bakalım. Bindik Renault'umuza Ali dayıcım, İsmail yeğenim, emmimin oğluyla birlikte hayvanlarımızı karşılamaya gidiyoruz. Bu sırada hem köyümüzü gezmiş oluruz biraz, hem Renault'la yolculuk yapmış oluruz. YouTube İsmail, YouTube'a giriyoruz yeğenim. Konuşabilirsin, hiç problem değil. Burada mı bekliyorsun? Ha, burada bekliyorum. Ne diye yazdın bende? Çelik çiftliği diye, seni de eklediydim. YouTube'umuzu kabul etmedin mi İsmail? İsmail niye amına kodum diyorsun? Burası... Şurası eski köy okulu. Şurası terslik. Şurada çobanımızın lojmanı var. Burada kalmaya devam ediyor. Bu bahçede okulumuzun bahçesi. İleride köyümü tanıtıyorum diye bir video çekerim mutlaka. Orada da anlatırım ama şurada şu ağaçların arkasında bir tane havalimanımız mevcut. Kütahya Zafer Havalimanı bizim köyümüzün çayırında. İneklerimiz de şu taraftan gelecek. Düşünün yani böyle havaalanının kenarında uçak pistinin oralarda yayılan, otlayan inekler var. Bir tarafta inekler otluyor, bir tarafta uçaklara inip kalkıyor. Şu anda virüs sürecinde olmasaydık herhalde bu saatlerde bir tane uçak şuradan gelip öyle inip havaalanına yanaşırdı. Evet hanım ablalar sığırdan otlamadan geldiler. Hadi buyurun bakalım. Hadi bakalım gelin. Gidiyorlar. Kimin? İsmail'in mi? Ha? İsmail'in mi onlar? Haydi bakalım buyurun bayanlar. Arkadaş şu kadar kapı var. Bak şu kadar. İçeride tır girer buradan. Gidiyor kapıya çarpıyorlar girerken ya. Ne alacağım yine lan? Karayı mı? Abi görmedim. İsmail el salla. Kelebek görse ömrü uzar. Ya. Gelmedi inekler. Gelmediler ya. Gelmediler inekler diyorum. Bu tarafa gittiler ya doymadılar. Aç mı geliyorlar? Çayırlarda son demlerini mi yaşıyorlar? Ben İsmail'e Tembe'den indirim olsun. Neyi? Yonca toplumuna mı gideceğiz? Giden iki araba saram gelen tabaktan dağıtılır. Oo,
Çelik çiftliğinde bir gün geçirmek videomuz 40 dakika falan olacak uzman. Yoruldun mu lan, soluk soluğa kalmışsın? Git bakalım, gir hadi. Haydi bakalım, buyurun. Bir yorum efendim, bir yorum. Mehmet abiye bak, Mehmet abiye. Söve söve. İneğin koltuğu. İyi vallahi abi. Sen ne yapıyorsun? Nasıl misirlere baktın mı? Durum. Çeçici değil. Yalan valla. Hep aynı valla ya. Biz çok sıkıntı. Ne olacak böyle? Valla Allah'tan gelen abi, yapacak bir şey yok. Bu arkadaşımızın ayağında hafif bir topallama var. Bunu aşı yoluna sokup iğne vuracağız. Buraya oraya, aynen öyle. Aynen öyle. Gel bakalım. Baytar gibi adam la. Maşallah. Demir dayıyem mi? Ne? Neler neler. Aksiyona bak. Sıkıştırsın elini. Hadi gel. Saat 6:30 oldu. Remorkları taktık. Motorumuzu hazırladık. Tarlaya yonca getirmeye gidiyoruz. Hayır, sen şöyle köşeye çek. Hayır, köşeye çek. Ramazan hocam da bizi buraya sığıyor. Hadi bakalım, bismillah. Gel şöyle okuyacağız. Yok lan. Ramazan abi. İsmail sen. Hadi bakalım. Demet ayağım atalım. Vardı ne? Ayağını kısıttırma oraları. Bas marşı bir de. Burada dursa keşke ne kadar güzel olur. Ha şuraya bir aparat edeyim. Ne güzel durdu lan. Arkadaşlar, dostlar var. Kanalımıza hoş geldin cümleten. Dur bakayım. Anlat bakalım galiba ne olur. Yolun üstün. Şuradan ağır geç de telefonun düşmesin. Sen unutma, ne olur. Olmuyor böyle bak. Bir tane GoPro almadın. Telefon sabitleyici almadın. Gimbal yok. Mikrofon yok. Böyle olmaz abi. Edeceğiz abi. Her şeyin en güzelini biz edeceğiz. Yani. Hana. Ramanla. Hacı korona bizi vuruyor. Şöyle bozak nasıl olur. Oturup buraya da. Şöyle iyi değil mi? Şöyle değil yani ondan. Şöyle iyi. Değil mi? Değil mi? Acık sırfayı da alırsın. Sonlantı var, dur da. Ya şöyle bak, bir bakayım. Şu şurada yer olsun. Aa böyle, bir dakika. Bununla akıllı bir de çift kameralar var. Aynen, o kadar. Bekleriz. Şuraya koysak. Hiçbir yere gitmemiz. Öyle olmadı. Biraz önce bahsettiğim havaalanı solumuzda kalıyor. Gördüğünüz Türkiye'nin en büyük 4. havaalanı. Yaklaşık 3000-3500 metre pist uzunluğu var. Evet,
yonca tarlasına geldik. Yoncayı toplamaya başlayacağız. Şimdi mevki olarak yerimi tarif edecek olursam, şu gördüğünüz ana yol Afyon Karahisar'a uzanıyor. Şurada bir çatal var. Bu yol İzmir'e gidiyor. Köprünün altından devam ettiğinizde ise Kütahya'ya ulaşacaksınız. Tam böyle merkezde, makasta bir yer. Bir kafa üstü kameram olmadığı için ya da elimde bir GoPro olmadığı için videoyu böyle kesik kesik, parça parça yapıyorum. Kameranın siparişini verdik. İnşallah en kısa zamanda gelir. Biz de daha kaliteli, daha güzel videolar çekeriz. Şöyle anladığımı alayım. Yoncayı doldurmaya başlıyoruz. Doldurduktan sonra yine bir video çeker gösteririm. Evet arkadaşlar, kardeşler, yoncalarımızı doldurduk. Burada fırtına çıktı. Hava çok soğudu, yağmur, çamur. Zorlu şartlar altında yoncalarımızı doldurduk. Yolda giderken yonca uçmasın diye emmimin oğlu yoncayı çiğnedi. Ayrıntıya dikkat ettiniz mi? Ne? Çelik. Akü. Aküyle bizim bir alakamız yok da yine de öyle bir denk geldi. İşlere de az kaldı. Hava soğudu, gördüm. Her yer kara bulmuş. Herhalde bugün yağmur olacak, don olacak. Böyle görünüyor. Önceye yağmur çok yağmazsa 2 gün sonra falan bulabilirsiniz. İnşallah bu ayı yaparken ya da basarken de bir gün çekeriz. Gün bitmek üzere. Çelik çiftliğinde bir gün geçirmek artık videomuzu da sonlandırayım. İnşallah güzel, hoş bir video olmuştur. Rüzgardan şu an sesim inşallah geliyor. Değilse yapacak bir şey yok. Yani bir tane mikrofon, bir GoPro ya da bir gimbal bir şey alırız. Daha kaliteli videolar çekmeye başlarız. İlk videoyu böyle sonlandırıyorum. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsınız. Bir gün bu cümlelerin ağzımdan çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Ama işte YouTube yaptırıyor adama. Motorun sıcaklığında